falan dedi. Ondan sonra ben de tamam dedim, o sorun değil ama dedim, ne isterse 20 milyar da verse şu an gelemem dedim. Çok iyi oldu. Ben sizlere bayramda iş ayarlamıştım. Ve galayına geceler. 3 tane galayına geceler var. 2 tane, bir aynaları al evine götür. Onu al evine götür. Çay istiyor sanki kendine. Ben de yerini bilmiyorum. Oyunculuk aslında beni kurtaran şey olmuş oldu. Sonuçta bana Seyhan olarak cinsiyet kimliğim üzerinden biçilmiş bir yol vardı. Oradan kurtulmamı sağlayan oyunculuk yapıyor olmam oldu aslında. Çünkü hep... Efendim, Güneli. Güneli mi? Kız, bu da ayrı bir konu. Ne diyar hatırlayayım, ne denir? Halledeki o yalımızda. Mevcut hükümetin anayasada belirli değişiklikler yapmaması, negatif yönde bizim açımızdan söylemlerinin olması tabii ki insanlara, zaten fobik olan insanlara belirli cesaretler veriyor olabilir. Yok oğlu yok. Bak şimdi. Kumaşlar almış bir sürü. Hiç uğraşma. Sonra da hiçbir şey karışmadım. Çünkü ben böyle istiyorum diyor. Danslara. Ama ekstra da var. Her şeye rağmen öyle ya da böyle biz var olmaya devam edeceğiz. Çünkü o kadar uzun süredir bir varlık mücadelesi veriyoruz ki. Hani bugün her şey değişse Türkiye'de. Yine bizim hayatımız güllük gülistanlık olacak. Yine birileriyle uğraşıyor olacağız yani. Devletin bu anlamda politikalar geliştirmemesinden dolayı herhangi bir ayrımcılık yasamız, temel hak ve özgürlükler alanında bir yasamız olmadığı için maalesef çok fazla mücadele edemiyoruz. Genel olarak sorunlu bir alan çalışma hayatı. Bize yönelik olan şiddet ve ayrımcılık doğuştan başlıyor, ailede başlıyor, işte üniversitede devam ediyor, çalışma hayatında devam ediyor. Seks işçiliği yapmak zorunda olan arkadaşlarımız güvenli çalışma alanları olmadığı için çalışma sektörlerinde bununla karşılaşabiliyorlar, yaşıyoruz her türlü. Yani o hal meselesi... Ya tabii ki hani herkesi etkilediği gibi bizi hani çok çok fazla etkiledi ama bir taraftan da biz aslında hep yani o hali yaşayan insanlarız. Yani bu hani doğuşumuzdan bu yana karşılaşılan zorlukları biz zaten hani yaşıyoruz.